Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 4. sınıf fen bilimleri 5. ünite test sorularıyla karşınızdayım. Test sorularımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu çalışma fasikülündeki test soruları sevgili öğrencilerim. Toplam 50 sorumuz var. Bir yönüyle bu soruları çözdüğümüz zaman üniteyle ilgili güzel bir tekrar yapmış olacağız. O halde vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi hem ses hem de ışık kirliliğinin olumsuz etkilerindendir? A) Göz yorgunluğu B) Stres ve baş ağrısı C) Geçici ve kalıcı işitme kaybı D) Göçmen kuşların yön bulmakta zorlanması. Evet sevgili öğrencilerim, stres ve baş ağrısı hem ses hem de ışık kirliliğinin olumsuz etkilerindendir. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz, gözlem evleri uzayda yer alan gök cisimlerini gözlemlemek, incelemek ve veri toplamak amacıyla şehir dışına kurulur. Gözlem evlerinin şehir dışına kurulma nedeni hangisidir? A. Sessiz olması, B. Yüksek olmaması, C. Maliyetin az olması, D. Işık kirliliğinin olmaması. Evet, temel nedeni gözlem evlerinin şehir dışına kurulmasının temel nedeni Işık kirliliğinin olmamasıdır sevgili öğrencilerim. Doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Yapmış olduğum binlerce deneme sonrası hiç yanılmadım. On binin işe yaramayan yol buldum diyerek zorluklar karşısında yılmadan ampulü icat etmiştir. Yukarıda bahsedilen bilim insanı kimdir? Evet bilim insanımız D şıkkında Thomas Alva Edison. Doğru cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin olumsuz etkilerinden değildir? A. Göçmen kuşların göç yollarını şaşırması. B. Yavru kaplumbağaların denizden farklı yöne gitmesi. C. Geçici ve kalıcı işitme kayıplarının oluşması. D. Gök cisimlerinin gözlemlenmesinin zorlaşması. Evet sevgili öğrencilerim, C şıkkındaki geçici ve kalıcı işitme kayıplarının oluşması ses kirliliğinin olumsuz etkilerindendir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Beşinci soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sesin şiddetini değiştiren ses teknolojisi ürünleri bir arada verilmiştir? Evet bakıyoruz. A şıkkında kulaklık ve USB bellek var. B şıkkında işitme cihazı ve megafon var. C'de İkaz lambası, dürbün, D şıkkında CD ve stetoskop var. Ses teknolojisi teknolojisi ürünlerinin her iki eee şıkkı 5. soruda sevgili öğrencilerim işitme cihazı ve megafon. Doğru cevabımız evet B şıkkı. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli sesin olumsuz etkilerinden biridir? A duyma kayıplarına neden olabilir. B. Korna sesleri kazaları önleyebilir. C. Törenlerde sesin topluluğa ulaşmasını sağlar. D. Trafikte acil durum araçlarının fark edilmesini sağlar. Evet, sesin olumsuz etkisi A şıkkında duyma kayıplarına neden olabilir. Yedinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnek olarak verilebilir? A. insan, B. Arı, C rüzgar, D zil. Evet. Yedinci soru sevgili öğrencilerim. D şıkkı diğer üç şıktaki ses kaynakları doğal ses kaynağıdır ama zil yapay ses kaynağıdır. Sekizinci sorumuz. Görseldeki sokak lambalarının hangisinde en doğru aydınlatma kullanılmıştır? Evet. Baktığımız zaman en ayd doğru aydınlanmanın e, aydınlatmanın Evet, dördüncü görselde olduğunu görüyoruz. Yani doğru cevabımız D şıkkı sevgili öğrencilerim. Dokuzuncu soru. Posterde aşağıdaki ifadelerden hangisinin yer alması uygun olmaz? Alya ses kirliliğinin olumsuz etkilerinden korunma yollarıyla ilgili bir poster hazırlayacaktır. Evet, posterde aşağıdaki ifadelerden hangisinin yer alması uygun olmaz? A şıkkı yol kenarlarındaki ağaçlandırma çalışmaları artırılmalıdır. B toplu taşıma yerine özel araçlarla seyahat edilmelidir. D fabrika, imalathane gibi yerler şehir dışına kurulmalıdır. D trafikte mümkün olduğunca korna çalmaktan kaçınılmalıdır. Evet. A, C ve D şıkları poster değer alabilir ama B şıkkı yani toplu taşıma yerine özel araçlarla seyahat edilmeli şıkkı bu posterde ...yer alacak bir cümle değil. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 10. soru. Verilen ifadelerde... ...numaralandırılmış boşluklara... ...sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ampullerin içerisinde... Mine ...mineralinden yapılmış... ...ince bir tel bulunur. Evet. Telin ismi sevgili öğrencilerim... ...Tungsten telidir. Dolayısıyla... 1'e gelmesi gereken tungsten. Evet. Lambadan gelen ışık gözümüze gelmemelidir. Evet, doğrudan gözümüze gelmemelidir. Doğrudan ifadesi olacak. Son cümlemiz ses kaynağına olan uzaklık arttıkça sesin şiddeti azalır sevgili öğrencilerim. Evet, bu ifadede azalır. O halde tungsten doğrudan ve azalır ifadeleri evet 10. soruda B şıkkı olduğunu görüyorum. 11. sorumuz Ayşe öğretmen öğrencilerinden hafta sonu teleskop ile gece gökyüzünü inceleme incelemelerini ve gözlem sonuçlarını sınıfta sunmalarını istemiştir. Buna göre öğrenciler en iyi gözlemi aşağıdakilerden hangisinde yapabilir? A kırsal alanda B şehir merkezinde C. Luna Park'ta. D. Alışveriş merkezinde. Tabii ki şehir ışıklarının en az olduğu yani ışık kirliliğinin olmadığı kırsal alanda en iyi gözlemi yapabileceklerdir. Doğru cevap A şıkkı. 12. soru. Verilen görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Çalışma ortamındaki ışık rengi seçimi önemlidir. B. Işığın doğrudan gözümüze gelmemesi gerekir. C. Lambalar yukarı yönde ışık vermelidir. D. Bilgisayar ekranı ile aramızda 30-40 cm olmalıdır. Evet görsellere baktığımız zaman buradaki ifadeden ışığın doğrudan gözümüze gelmemesi gerekiyor sevgili öğrencilerim. Doğru cevap B şıkkı. 13. soru. Farklı ortamlardaki gürültü şiddeti aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre Aşağıdaki ortamlardan hangisi bu grafikte yer almaz? Evet, grafiklere baktığımız zaman gürültülü, evet gürültülü, çok gürültülü ve yine çok gürültüyle çok gürültülü arasında bir gürültü şiddetinin olduğunu görüyoruz. Düğün salonu evet gürültülüdür. şıkkı Kütüphane, kütüphane sessiz olmalı, gürültünün olmaması gereken bir yer. C şıkkı okul bahçesi, D şıkkı konser alanı yine gürültülü ve çok gürültülü olan yerlerdir. Bu grafikte kütüphane yer almaz çünkü kütüphane gürültülü bir ortam değildir sevgili öğrencilerim. 14. soru Yusuf'un evinin krokisi aşağıda verilmiştir. Yusuf odasında müzik eşliğinde dans ederken evin hangi bölümünden duyulan müzik sesinin şiddeti daha az olur? Evet, Yusuf odasında. Yusuf'un odası burası. Şimdi bakalım, A yatak odası, yatak odası burada. B mutfak, C banyo, D oturma odası. Sesin şiddetinin, evet, e, en az sesin şiddetinin daha az olur. E, şıklarına baktığımız zaman, sevgili öğrencilerim, en uzak yerde yani banyoda olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesafe uzaklaştıkça sesin şiddeti de azalacaktır. Dolayısıyla Yusuf'un odasını en uzak mesafedeki banyo olduğu için sesin şiddetinin de en az ulaşacağı yer banyodur. Doğru cevap C şıkkı. 15. soru. Ece fen bilimleri dersinde ses kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için alınması gereken tedbirleri anlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Ece'nin anlattığı tedbirler arasında yer almaz? A) Tören esnasında alçak sesle şiir okumak B) Elektrikli ev aletlerini geç saatlerde kullanmaktan kaçınmak C) Pazarda yüksek sesle bağırmayı engellemek D) Araç sürücülerini gereksiz korna çalmaması için bilinçlendirmek. Evet Ece'nin anlattığı tedbirler arasında tören esnasında alçak sesle şiir okumak, evet yer almaz sevgili öğrencilerim, diğer tedbirler yer alır ama aşıkı yer almaz. 16. soru, Öznur, şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumsuz etkilerini listelemek istemektedir. Buna göre, Öznur'un listesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A- Ambulansın ve itfaiyenin fark edilmesini kolaylaştırır. bulunabilir. Evet, listede B. Uyarı amaçlı çalınan korna sesiyle trafik kazaları engellenebilir. Evet. C. Yangın anında yangın alarmının çalmasıyla tehlike önlenebilir. Doğru. 16. E, D şıkkı 16. sorunun. Evde müzik dinlerken komşulara müzik sesinin ulaşması sağlanabilir. Dolayısıyla olumlu etkileri listelerken evet bakın olumlu etkilerden bahsediyor. Bunun bulunması söz konusu değil. Çünkü komşularımızı müziğin yüksek sesiyle rahatsız etmemiz doğru bir davranış değil. 17. sorumuz sevgili öğrencilerim. Bir grup öğrenci aydınlatma araçlarının ülke ekonomisi açısından tasarruflu kullanımı ile ilgili panoya asılmak üzere aşağıdaki afişleri hazırlamıştır. Buna göre hangi öğrencilerin afişi panoya asılabilir? Evet hangi öğrencilerin afişi? Bakıyoruz şimdi Fatih'in afişi. Evet sokakların daha iyi aydınlatılması için lamba sayısını artıralım. Evlerimizde Ayla'nın afişine bakıyorum. Aleyla'nın afişi. Evlerimizde floresan lamba yerine akor lamba kullanırım ifadesi var. Yusuf'un afişi evlerimizin duvarlarını ve tavanlarını açık renkli boya ile boyayalım. Ve son olarak kuzeyin afişine bakıyoruz. Apartmanların merdiven boşluklarından boşluklarında hareketi duyarlı lambalar tercih edelim. Evet. 17. soruda sevgili öğrencilerim. Yusuf'un ve kuzeyin bakın. Yusuf'un ve kuzeyin afişleri panoya asılabilir. Çünkü sorumuz neydi? Aydınlatma araçlarının ülke ekonomisi açısından tasarruflu kullanımı. Dolayısıyla evlerin duvarlarının ve tavanlarının açık renkte olması ışığın daha az kullanılmasına neden olacaktır. Yine apartman merdivenlerinin boşluklarında harekete duyarlı lambaların tercih edilmesi yine elektriğin tasarruf edilmesine sebep olacaktır tasarruflu kullanımıyla ilgili dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. 18. soru. Aşağıdakilerin aşağıdakilerin hangisinde ortam uygun şekilde aydınlatılmıştır? Evet, görselleri incelediğimiz zaman sevgili öğrencilerim, uygun şekilde bakın burada yanlış bir aydınlatma var. Yine aynı şekilde burada doğru bir aydınlatma yok. Yüze doğru gelmemesi gerekiyor. Ama en iyi aydınlatma evet gördüğünüz gibi oturan kişinin sol tarafından gelen ya da yüzüne yansımayacak şekilde önünü aydınlatan aydınlatma A şıkkında bu görseli görebiliyoruz. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi sağlık amacı ile sesin şiddetini artırmak için kullandığımız araçlardan biridir? Mikrofon, işitme cihazı, pickup ve gramofon. Tabii ki doğru cevabımız işitme cihazı olacak. Sağlık amacıyla sesin şiddetini artırmak için kullanırız. 20. sorumuz Halis babasıyla Kaz Dağları'na Kaz Dağları'na kampa gitmiştir ve gökyüzünde şehir merkezindekine göre çok daha fazla sayıda yıldız görmüştür. Halis'in Kaz Dağları'nda daha fazla yıldız görmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şehir merkezinde hava kirliliğinin daha fazla olması hayır. B kaz dağlarında ses kirliliğinin daha az olması hayır. Şehir merkezinde C şıkkı şehir merkezinde ışık kirliliğinin daha fazla olması evet doğru cevap bu. D ise kaz dağlarında havanın soğuk olması. Sevgili öğrencilerim, şehir merkezinde ışık kirliliğinin fazla olması gökyüzündeki yıldızları daha az görmemize neden olur. Dolayısıyla daha fazla yıldız görmeleri için Kaz Dağı'na çıkmışlardır. 21. soruyla devam edelim. Kaan, şehir merkezindeki fabrikaların sebep olduğu ses kirliliğini azaltmak için bir proje geliştirmek istiyor. Hangi seçenekte verilen çözüm önerisi Kaan'ın projesinde öncelikle yer almalıdır? A) Fabrikada çalışan işçi sayısı artırılmalı. B) Fabrikalar ve sanayi siteleri şehir dışına taşınmalı. C katı atıkların geri dönüşümü sağlanmalı, D fabrika bacalarına filtre takılmalı. Sesle ilgili bir durum olduğu için fabrikalar ve sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması öncelikli olarak projede yer alması gereken çözüm önerisidir. 22. soru sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artıran araçların faydalarından değildir? A İşitme güçlüğü çeken bireylerin daha iyi duymasını, duyabilmesini sağlamak faydalarındandır. B) Sesin bir yerden başka bir yere iletilmesini kolaylaştırmak. Evet, faydalarından biridir. C) Sesin daha uzak mesafelere iletilmesini sağlamak. Doğru. D şıkkı çalışma ortamlarında dikkat dağınıklığına neden olmak faydalarından değil bilakis zararlarındandır. 23. soru Mert ve ailesi Yaz tatili için İzmir'den yola çıkarlar. Gece yarısı bir köyde mola verirler. Mert köyde yıldızları evinden gördüğünde gördüğüne göre çok daha fazla sayıda ve daha parlak görür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Mert'in evinin köye göre daha yüksek bir konumda olması, B) Mola verilen köyde ışıklandırmanın daha fazla olması, C) Şehirlerdeki ışık kirliliğinin yıldızların görülmesini engellemesi de köydeki ışık kaynaklarının yaydığı ışığın yanlış yönlendirilmesi. Biraz önceki sorularda da karşımıza buna benzer bir soru çıktı. Doğru cevabımız şehirlerdeki ışık kirliliğinin yıldızların görülmesini engellemesi olacak. 24. sorumuz Aşağıda geçmişte ve günümüzde kullanılan bazı ses araçlarının görselleri ve kullanım amaçları verilmiştir. Evet, elektrik akımının etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştırır. Evet, işaretliyorum bu şekilde mikrofona doğru. İkinci ifademiz, önceden özel bir madde üzerine kaydedilmiş seslerin istenildiğinde dinlenilebilmesini sağlar. Evet, gördüğünüz gibi gramofon ve diğer ifademiz sesin şiddetini artırmak artırarak uzağa iletilmesini sağlar. Megafon. Evet, bu şekilde baktığımız zaman okların görünümü A şıkkında doğru cevap. 25. sorumuz sevgili öğrencilerim. Ada ışık kirliliğini önlemek için Yapılması gerekenlerin olduğu kutuları boyamıştır. Buna göre ada aşağıdaki şekillerin hangisini elde eder? Evet, okuyalım. Ortamın büyüklüğüne uygun aydınlatma aracı kullanılmalıdır. Evet, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden biridir bu sevgili öğrencilerim. Şöyle yapalım. Sokak lambaları... Işığı çok fazla dağıtmayacak şekilde düzenlenmelidir. Doğru. İş yeri ve vitrin aydınlatmaları sürekli açık olmalıdır. Hayır. Işıklar ihtiyaç duyulduğunda yakılmalıdır. Evet. Bu 3 çarpı attığım yer yeşile boyanacak. Dolayısıyla evet gördüğünüz gibi D şıkkında kendini gösteriyor. Doğru cevabımız D şıkkı.